5'ten 6'ya kampımız tam hızıyla devam ediyor Tonguç abi. Tam gaz. Aynen, tam gaz devam ediyor. Senle beraber kesirlerle işlemleri yapacağız. Ama ondan öncesinde senin yapman gereken ödevi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayfa 80-85 yaptım aynen, hocam. Aynen, sayfa 80-85 arası. Yaz tatili mükemmel geçiyor hocam. Evet. Sürekli test çözüyorum, ders izliyorum. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok kaliteli bir yaz tatili. 6. sınıfa bomba gibi aynen, gireceğim. Aynen, 6. sınıfta ne göreceğimize gel bakalım seninle beraber. Altıncı sınıfta ne göreceğimiz kesirlerle işlemlerde 5 ana başlıkta işleniyor. Birincisi kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralamayı yapacağız Sonucuğum seninle. Ardından toplama çıkarma, sonra çarpma bölme, sonra kesirleri işlem tahmin etme daha doğrusu. Sonra kesir problemlerini yapacağız. O zaman seninle hemen başlayalım. Kesirleri sıralamayla başlayalım. Bu gerçekten lokum bir konu aslında. Aşağıdaki eş uzunluklu duvarlar. Çifte kavrulmuş. Aynen, eş uzunluklu bir kısmı boyanıyor. Tamam görüyoruz. 3/4, 1/2, 2/5. En fazla hangisi boyanmış? Bakar mısın Tonguç? Birincisi. Harika. En fazla birincisi boyanmış. Peki en az hangisi boyanmış? Üçüncüsü. Harika, süper. Üçüncüsü. Dikkat etti mi Tonguç'um bak. 3/4 bunların arasında en büyük olduğunu görebiliyoruz. Ama dikkat et bak. 3/4, 2/5. Burada 5 var, burada 4 var. Ha, bir enteresan bir şey var burada. Veya işte 1/2, 2/5'ten daha büyük. Normaldeki sayıları daha küçük görebiliyor musun? Evet. 1/2 sayılar. O zaman bunlar arasında bir kural var demek ki. Yani burada gördüğümüz gibi bu sayıları daha küçükse o zaman daha küçük olacak. Böyle bir kural çok yok. Çok güzel anladım hocam. Anlatmadım daha evladım. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum sana. İlla ki sayılar küçük olunca kesir küçük oluyor. Sayılar büyük olunca kesir büyük oluyor diye bir mantık yok. O mantığı gel seninle anlamaya çalışacağım. Anladım kere, hocam, anlatmanıza gerek yok. Paydalar eşitse Tonguç evladım. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük oluyor. Bu kadar basit bir kuramadır. Mesela 3/5, 2/5. 5 dilimli bir pastanın 3 dilimi mi daha fazla? 5 dilimli bir pastanın 2 dilimi mi daha fazla? 3 dilim daha lezzetli. Tabii ki daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Paydalar eşit değilse Tonguç evladım benim. Önce ne yapılır? Paydalar eşitlenir. Önce paydaları eşitliyorsun. Sonrasında da Tonguç evladım benim, paydaları eşitliğine göre hangisi daha büyük olduğuna karar veriyorsun. Mesela payda eşitlemek için nasıldı? Mesela 3/4 ya bu. 5/8. Hemen bunu 2 ile genişletirsem ben bu aslında hop 6, hop 8 olmaz mı? Evet. Hangisi daha büyük şimdi söylemişsem onu? 6/8. Süper zekisin, demin öğrendiğimiz kuralla bağlantılı bir kural oldu. Peki paylara eşitse ne olur biliyor musun? Paylara eşitse de paydası büyük olan, burada enteresan bir olay var, paydası büyük olan daha küçük oluyor Tonguç'un. Yani şöyle düşünün. 5/3 mü daha büyük, 5/2 mü daha büyük? Burada ters bir kural var. İlk başta sen şöyle diyorsun. 5/3 daha büyük yani, çünkü yani, sayılar yani, daha büyük. Yani. Ama alttaki şey aslında kaç parçaya bölündüğü. Bak 5'i 3 parçaya bölüyorsun. 5'i 2 parçaya veriyorsun. O zaman buradaki parçalar daha küçük çıkar. O yüzden burada ters bir ilişki var. Yani ne kadar daha fazla parçaya bölünürse o kadar daha küçülüyor. Mesela bu kalemi ben 10 parçaya bölsem şu kadar çıkar. Ama 2 parçaya bölsem bu kadar çıkar. Görebiliyor musun farkı? Evet hocam. Aynı bu mantıkta düşünebilirsin. Kesirlerin, unutmayalım, payları da paydalar gibi eşitlenebiliyor. Öyle bir kural var ama bunu yapsak yeterli. Bu mantığı kursak yeterli diyoruz. Yani kesirleri sayı doğrusunda bir gösterelim seninle beraber. Mesela 1/3'ü gösterelim mi seninle beraber? Gösterelim. Mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Sıfırla bir arasında bir yerde olmalı. Çünkü bunun başında bir şey yazmıyorsa aslında sıfır tam demek bu. Sıfır tam 1/3. Peki sıfır tamın yanına 1/3. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim aslında sıfırla bir arasında 3 parçaya ayırmam gerekiyor. Sıfırla bir arasında 3 parçaya ayıralım. O zaman burada bir yanlışlık yapmışız. Sıfırla bir arasında 3 parçaya ayırmak için ne yaparım biliyor musun? Bak 1-2 tane çentik atarım. 1-2 çentik attığım zaman aslında bak 1-2-3 parça oldu mu evladım benim? Evet. Peki bir parça ilerlemem gerekiyor. Bak 3 parça aşağıdan ilerledim. 1-2-3. Sıfırla 1 arasında 3 parça böldüm. Bir parça ilerliyorum burası. Demek ki burası aslında 1/3'müş diyebiliriz. Peki 1/3/4 nasıl gösterir biliyor musun? Wow. O da mantık şu. Wow'luk mavluk bir şey yok. Çok basit aslında. Şimdi 1 tama kadar geleceğiz. Hop 1 tam ilerledik. Sonra 3/4 ilerleyeceğiz. O zaman 1 ile 2 arasını 4 parçaya böleceğim. 1-2-3-4. Ama 3 tane gitmem gerekiyor. 1-2-3. İşte burası 1 tam 3/4 kesrimizin nerede olduğunu gösteriyoruz. Şu an buradasınız. Süper zekisin gerçekten diyorum. Ve hemen toplama çıkarmaya geçiyorum. Asıl önemli konular. Kesirlerde işlemlerde bunu bilmemiz gerekiyor. Hesap makinesi kullansak yapabilir miyiz? Yapamazsın çünkü hesap makinesinde bölme işareti falan filan yok. O yüzden kesirlerle işlemi gerçekten bilmek zorunda. Hesap makinesinde yapamıyoruz. Öyle gelişmiş hesap makinelerinde yapılır da şu anda yok. Paydalar eşitse Tonguç'um çok basit. 5 dilimli bir pastadan 2 dilimle, 5 dilimli bir pastadan 1 dilimle bir araya getirsen ne olur alışkan?
3 dilim. Harika. 3 bölü yine 5 dilimli pastanın 3 dilimi olur ama. Yani pay da aynı kalıyor. Üstleri topluyorsan bir tık koyar. Mesela 5 bölü 8 eksi 1 bölü 8. 4 bölü 8. Bak bunu çıkart. Bu da aynen kalsın. Payda unutmayalım. Burada önemli bir mantık var. Payda aynı kalır mantığı. Bunu unutmayalım Tonguç'um. Geldik paydalar eşit değilse. Peki paydalar eşit değilse paydaları eşitlememiz gerekiyor. O zaman ilk başta paydaları eşitle, sonra topla ya da çıkar diyoruz Tonguç. Geldik bu zımbırtıya mesela. Burada paydalar eşit değil ya. Hemen bunu ilk başta 2 ile bir genişletelim. 2 ile genişlettiğim zaman bu 2, bu 6 olur. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6. Kaç bölü 6 eder? 3 bölü 6. Bitti, o kadar süper zekisin gerçekten. İstersen bunu sadece eşitleyebilirsin ve 1 bölü 2 yazabilirsin. Geldik bu zımbırtıya. Yine paydalar eşit değil. Yine 2 ile genişletelim bunu. O zaman ne oldu? 6 bölü 10 oldu. 6 bölü 10'dan 1 bölü 10 çıkarsa kaç bölü 10 kalır Tonguç'um? 5 bölü 10. Süper zekisin. 5 bölü 10 yine sadeleştir. Yine 1 bölü 2. Allah Allah, ne tesadüf. Demek ki öyle ayarlamışız. Geldik, alıştırma yapalım birkaç tane de. Birazcık da tam sayılı kesirlerin alıştırmasını yapalım. Mesela 1 tam 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Biz bunu hemen birleşik kese çeviririz. Bununla bunu çarp. Sonra buna ekle kuralımızı hatırlayalım. O zaman ne olur burası? 3 artı 1. 4 bölü 3. Artı 1 bölü 2 olur. Şimdi paydaları eşitleyelim. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Hemen eşitlediğim zaman 8 bölü 6 artı 3 bölü 6 cevap 11 bölü 6 cevabımız çıkar. Hatta bunu 11'i 6'ya bölüp de tam sayılı kese çevirebilirim. 1 kere 6 6 5. 1 tam yukarıya bu geliyor. 5. Burası da altta her zamanki gibi hep 6'ydı. 6 devam ediyor. 1 tam 5 bölü 6 diyoruz. Geldik 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6'ya. Bu da çok basit. Bunu da paydada eşitliyorum. Kaçta eşitlenir? 12'de eşitlenebilir en yakın. 3. Bunu da 2 ile genişletiyorum. Sonra bu sayı 3 bölü 12 oldu. Bu sayı 2 bölü 12 oldu. 3 bölü 12 eksi 2 bölü 12. 1 bölü 12 çıkar. Hatta bir şey daha göstermek istiyorum Tonguç'um sana. Bu da şu. Normal sayıları kesirleri çıkarmak istiyoruz. Mesela diyelim ki 3 eksi 1 bölü 2 diyelim. Böyle bir şeyi çıkartırken her aslında sayının altında görünmez bir 1 vardır diyorum. Aynen öyle. O zaman bunun paylarını genişletiyorum yine. Bunu 2 ile genişletiyorum. Sonrasında karşımıza şu çıkıyor. Bu 6 bölü 2 çıkıyor. Eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Cevabımız da 5 bölü 2 çıkıyor. O yüzden diyoruz ki paydalar birbirinin katı değilse, paydalar birbirinin katı değilse ortak katlarına genişlet diyoruz. Mesela aynı 4 ve 6'daki olduğu gibi ortak katlarına genişleterekten aslında çözümümüzü buluyoruz. Normal sayılarda ve tam sayılı kesirlerde ne yapmamız gerektiğini de görmüş olduk. Geldik çarpma işlemine. Doğal sayıyla kesi çarpma gerçekten basit bir şey. Mesela 4 çarpı 1 bölü 2. Yapacağımız şey şu. İlk başta normal kuralları bileceğiz. Normal kural aslında şu. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 5. Çok basit. Payla pay çarpılır 2. Payda ile payda çarpılır 15. 2 bölü 15 bu kadar basit. Geldik. Payla pay çarpılır 40. Payda ile payda çarpılır 10. Ama sana bir şey daha göstermek istiyorum. Burada sadeleştirme varsa daha da basit oluyor. Mesela bak. 4 ile 2 sadeleşir. İkisi de 2'nin katı olduğu için bu 2'ye bölünür 2 olur. Bu 2'ye bölünür 1 kalır. Bununla bu sadeleşir. İkisi de 5'e bölünür. Bu 2 kalır. Bu da 1 kalır. Bak 2 kere 2 4. 1 kere 1 1. 4 bölü 1 yani 4 çıkar diyebiliriz. Bu da başka bir. Çarpmadan önce sadeleştirme de kolaylık sağlıyor kesirlerin çarpılmasında. Peki doğal sayıyla çarpmada ise şöyle yapıyoruz. Doğal sayının paydasına 1 yazıyor. Çünkü her sayının paydasında görünmez bir 1 vardır. Aynen. Bunun altında görünmez bir 1 var. Bunun altında görünmez bir 1 var. O zaman 4 kere 1 4. 1 kere 2 2. 4 bölü 2'den 2 çıktı. 6 kere 3 18. 1 kere 8 8. 18 bölü 8'den sadeleştirirsek 2 ile 9 bölü 4 cevabımız çıkar Tonguç'cum. Bravo diyorum sana. Geldik alıştırmalara. Ali 30 metrelik yolun 1 bölü 3'ünü yürümüştür. Ali kaç metre yürümüştür diye bir soru. Bana ne? Abi hemen bakalım, bana ne deme. 30 metrelik yolun 1 bölü 3'ünü yürüdüyse o zaman 30 metrenin 1 bölü 3'ünü bulalım bakalım. 30 çarpı 1 bölü 3 diyebiliriz. 30 çarpı 1 bölü 3 30 metrenin 1 bölü 3'ünü verir bize. Hemen altında görünmez bir 1 vardır. Çat. Bununla bu çarpı 30 bölü 1 kere 3 3. 30 bölü 3 10. 10 metre yürümüş Tonguç'um. O zaman kaç metre yürümüş demiş. Onu sormuş. Cevabımız 10 metre diyoruz. Bir pastanın yarısının çeyreği. Pastanın kaçta kaça eder? Gerçekten kafa karıştırıcı bir soru. Açlıktan öleceğim artık, yeter. Soru değil. Bak çok basit değil aslında. Bir pastanın yarısının, yarısı 1 bölü 2'si değil mi Tonguç'um? Yarısının çeyreği. Çeyreği ne demekti? 1 bölü 4 demekti. O zaman
1 bölü 2'sinin 1 bölü 4'ü. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü. 30'un 1 bölü 3'ü. Yani A'nın diyelim B'si dediğimiz zaman A çarpı B yapmamız gerekiyor, unutmayalım. O zaman 1 kere 1 1, 2 kere 4 8, 1 bölü 8 diyoruz. Kaçta kaç eder diye sormuş zaten. Geldik bölme işlemine. Bölme işleminde çok basit bir mantık var. Kesirlerde bölme işleminde yaparken ikinci sayıyı ters çevirip ters çevir ve kesirleri çarp kuralını uygulayacağız. Bak Tonguç'um, kesirler bölme işleminde buna birinci diyoruz, buna da ikinci diyoruz. Birinciyi ikinciye bölüyoruz. Değil mi evladım benim? Evet hocam. Birinciyi aynen yazıyoruz bak. 1 bölü 2. Aynen yazdım. Hiçbir şey değişmedim. İkinciyi ise ters çeviriyorum. Huşt diye ters çevirince ne olur bak. 4 bölü 1 oldu. Ve bunları ne yapıyorum? Çarpıyorum. Hah, o zaman 4 kere 1 4, 2 kere 1 2, 4 bölü 2'ler 2 çıktı. Geldik bu zımbırtıya. Burada ilk başta birleşik kesir çevirmemiz gerekiyor. Birleşik kesir ne diyordu bize? Bununla bunu çarp, sonra buna ekle. 2 kere 3 6, 6 2 daha 8. 8 bölü 3. Aynen yazdım bak, aynen yazdım. Yani sadece birleşik kesir çeviriyorum. Sonra çarpı diyorum, bunu ters çeviriyorum. Bunun altında görünmez bir... 1 vardır. O zaman ters çevirdiğim zaman bu da 1 bölü 8 oldu. O zaman sonuç olarak 8'e 8'e sadeleşebilir. Böyle bir kuralı da var. Yani sadeleşme basit bir şeydi. 1 kere 1 1, 1 kere 3 3, 1 bölü 3 doğru cevabımız diyorum. Peki doğal sayıyı kesire bölme. Doğal sayıyı kesire bölmede mantıken yine aynı şekilde görünmez bir... 1 vardı. Bravo diyorum sana. Aynen yazıyorum ilkini. 6 bölü 1 çarpı diyorum, bunu ters çeviriyorum. 3 bölü 1 diyorum. O zaman 6 kere 3 18 bölü 1. Yani 18. Geldik bu zımbırtıya. Görünmez bir... 1 vardır. Aynen, tebrik ediyorum. Çok güzel söylüyorsun 1 vardır. 8 bölü 1 çarpı diyorum. Bunu ters çeviriyorum. 5 bölü 2 diyorum. Çatarank diye 40 bölü 2'den cevabımızın 20 olduğunu bulabiliyorum. Bravo diyorum. Sana geldik alıştırmalara. Bir sürahideki 2 litre meyve suyu 1 bölü 4 litrelik bardaklara doldurulursa kaç bardak dolar demiş. 2 litre var. 1 bölü 4. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunlar zor sorular ya. Hocam mesela bu videoyu açken mi hazırladınız? Sürekli meyve suyu, pasta. Evet, birazcık öyleydi gerçekten de. Ya hatta gerçekten şimdi hemen çıkınca yemek yemeye gideceğim. Afiyet bak olsun. Şu zımbırtı 2 litreyi. Keşke bu 1 bölü 4 değilse 1 litrelik şişelere bölünseydi. 1 litrelik şişelerden kaç tane olurdu Tonguç evladım benim? 2. Nasıl buldun Allah'ını seversen? 2'ye böldüm. Ne yaptın anlamadım. 2'ye böldüm. Neyi neye böldün Tonguç, söyler misin bana? 2 litreyi 2'ye böldüm. Evet, şöyle o zaman şöyle düşünelim. 2 litrelik şeyimiz var. 2 litrelik var. Ve 1 litrelik bardaklara doldurmak istiyoruz. Kaç tane bardak dolar? Çok basit. 2 tane bardak. Nasıl buldun? Hangi işlemi? 2 litreyi 2'ye böldüm. 2 litre. 2'yi 2'ye böldüm. 2'yi 2'ye bölersen 1 çıkar. 2 bardak zaten dedin ama. Zaten 1 yazıyor hocam. Ama 2 bardak dedim bana. 2'yi 1'e böldüm. Harikasın, ha, pardon, gerçekten. Çok zeki. Tebrik ediyorum. Sürahiyi bardaklara böldün değil mi Tonguç öğrendim? Evet hocam. Tebrik ediyorum. Mala bağladı köprüsü. Mala Bağdi köprüsüne bağladın sen gerçekten de. Ama olsun, sorun değil. Çok güzel. Anlıyorsun şimdi. Bak 2 litreyi 1 litreye böldün ya. Ya 1 litre yazmıyor burada. 1 bölü 4 yazıyor. Ben bunu kafamdan uydurdum. At bunu şimdi. 1 bölü 4'e bölmemiz gerekiyor. O zaman 2 bölü 1 bölü 4'ü ben nasıl yaparım? 2 çarpı derim. Bunu ters çevirip çarpıyorum. Bunun altında görünmez 1 var bu arada, onu yazıyorum. 4 bölü 1 yazarım. 8 tane bardak çıkar. 8 bölü 1 çıkar çünkü o da 8'dir diyoruz. Bunu bazen şöyle yazarlar Tonguç. Onu söylemek istiyorum sana. 2 bölü 1 bölü 4 de yazarlar. Böyle yazdığın zaman bu birinci, bu ikinci oluyor. 2 çarpı 4 bölü 1 de çıkabilir karşına. Bu da çarpınca yine aynı sonucu verir. Hiç fark etmez diyor. Geldik kesir problemlerine. Artık son şeyimize geldik. Mantığımıza geldik. Onur sınavdaki soruların 2 bölü 3'ünü doğru, 1 bölü 6'sını yanlış yapmamıştır. Onur 5 soruyu boş bıraktığına göre sınavda toplam kaç soru vardır? Bir kere problemlerde konuyu anlamamız gerekiyor. Onur bir kere bir doğrular yapmış, yanlışlar yapmış, bir de boşlar yapmış değil mi sınavda ilan? Evet hocam. 5 tane boş yapmış. 2 bölü 3'ünü doğru yapmış, 1 bölü 6'sını da boş yapmış. Şimdi sınavda kaç soru olduğunu bilmiyoruz ama 5 tane boş olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi mantıken şöyle düşüneceğiz. Onur'un sınavın 2 bölü 3'ü yani doğrularıyla yanlışlarını topladığımız zaman sınavın kaçta kaç ediyor bir bulalım bakalım. Burayı 2 ile geçiyorum. Keserle toplama işlemi yapıyorum. 4 bölü 6 artı 1 bölü 6 eşittir 5 bölü 6. Sınavın 5 bölü 6'sını aslında
Doğru ya da yanlış yapmamış mı bu arkadaşımız? Evet. O zaman sınav kaçta kaçtır? Sınav 5/6'sını doğru ya da yanlış yaptıysa, sınav 6 parçalık bir lokmaysa, 5 tanesini doğru ya da yanlış yaptıysa, bir tanesini yani 1/6'sını boş yapmamış mıdır Tonguç Arı? Boş yapma lütfen. Boş yapmıyorum hocam. Tebrik ediyorum seni. 1/6'sı demek ki 5 taneymiş. 1/6'sı 5 tane olan kesrim izninde kendisi kaç tane derse şöyle bir basit hesap yapacağız. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parça var. Bunun bir tanesi Tonguç evladım benim kaçmış? 1/6, 5 taneymiş. O zaman hepsi kaç tanedir? Hepsi aynı parça değil mi? O zaman 5 kere 6'dan 30 soru varmış diyoruz. Toplam kaç soru var demiş? Zaten 30 soru olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bak Tonguç'um, mantıken yine aynı şeyi anlatıyorum. Bunları toplayabilmek için ne yaptık? 5/6 dedik. 5/6'sını yine kutuyla da göstermek istiyorum sana. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 1, 2, 3, 4, 5'ini bunları doğru ya da yanlış yapmış Tonguç. O zaman şurası da boş olmak zorunda sınavda yaptı. Bunun da 5 olduğunu söylemiş arkadaşımız. Bu da 5'tir o zaman. Bu da 5'tir, bu da 5'tir, bu da 5'tir, bu da 5'tir. Toplamda o zaman 30 soru vardı diyebiliriz. Böyle çözüm yöntemleri var. Şekiller çizebiliyoruz. Normal işlemler yapıyoruz. Sürprizlerle dolu bir dünya. Sonuç olarak sen ödevlerini yapmaya devam et. Ve ödüllü sorumuzu yap Tonguç evladım benim. Yorumlara yol. Hadi bakalım evladım.